Vallahi biliyorum. Siz de çok özlediniz. Ben de çok özledim. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sizlere LOL Surprise OMG bebeklerinden bir tanesini tanıtacağım. LOL OMG Sunshine Girl. Seri 1, 1, 2, 3, 4... 5. Seri 5 olması lazım ya da seri 4 de olabilir, hatırlamıyorum. BFF serisi. Moonlight ve Sunshine Girl biliyorsunuz ki Dusk ve Dawn'un kız kardeşleri, büyük kız kardeşleri ve bunlar Opposite Club denen bir kulübün üyeleri. O yüzden bunlar böyle BFF serisi. Şu an için sizlere bu seriden ilk olarak Sunshine Girl'u tanıtmak istiyorum. Çünkü bence OMG'nin uzun zamandan sonra böyle çıkarttığı en sürpriz bebeklerden bir tanesi oldu. Tarz olarak çok yaratıcı bence. Ama açıp da görmek çok istiyorum. Özellikle Moonlight BB'yi de çok merak ediyorum. Ama bu Sunshine'ın parlaması için olan bir video. Biliyorsunuz maalesef artık OMG, Rainbow High, LOL Surprise ya da MJ'nin ürettiği diğer bebekler maalesef Türkiye'ye gelmiyor. Ve gelmeyecek de artık, böyle bir durum var. Ama belki MJ'yi başka bir firmayla anlaşıp Türkiye'ye getirebilir. Ben bebeği yurt dışından aldım. Siz de alabilirsiniz yurt dışından bence ki artık... İkinci el uygulamalarında bile bu tarz bebekler satılıyor, yurt dışında satılan bebekler. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, video yorum atmayı lütfen unutmayın. TikTok'ta ve Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Gerçekten OMG'yi açmayı çok özledim. Rahatsız edici, çok fazla paket israfı, çok fazla detaylı ama gerçekten açmak istiyorum. O yüzden hemen tanıtıma geçelim. Biliyorsunuz ki her zaman OMG bebeklerin kutusundan tanıtıma başlarız. Kutusu gördüğünüz gibi yarısı yeşil, yarısı Sunshine Girl'ın fotoğrafının olduğu, daha doğrusu resminin olduğu bir şekilde kaplanmış. Burada Sunshine Girl'ın desenlerini görebilirsiniz. LOL Surprise OMG, 20 sürpriz, modayı paketten çıkart, diğer yerler başka bir şey diyormuş, başka bir dilde. Ama fashion doll, ben bir manken bebeğim. Sunshine Girl. Collect both BFFs, yani bütün BFF'leri biriktir. Açılış buradanmış ve desenleri gerçekten çok güzel duruyor. Böyle çiçek deseni, güneş deseni varmış gibi. Burada Hey Sis diyen Dusk var. Dusk de herhalde, öyle hatırlıyorum. Dusk olması gerekiyor. Eğer biri gece ise biri gündüz olarak Dusk olması gerekiyor. Ve sarı desenli. Yanda da sarı olarak güneş desenli Sunshine Girl yazıyor. Kutunun arkası bu şekilde. Yarısı sarı, yarısı yeşil olacak şekilde ayrılmış. LOL Surprise OMG. 20 sürpriz. Yine burada çevireceğimiz bir şey var. Ama gerçekten bunları çevirmeyi çok özledim. OMG. Aman tanrım. Biz kız kardeşler çarpış stilimizi ortaya koyuyoruz. Kalabalıktan uzaklaşıp ayağa kalkıyoruz. Çünkü biz dünyayı şaşırtmak için buradayız. Yes girl. Burada Sunshine Girl ve Moonlight BB'nin resimleri var. Collect OMG. Şimdi kutusunu açalım. Kutusu buradan böyle açılıyor. Biraz yırtma garantili ama umarım şu an arka kutuyu yırtmayı... Şu an yırttım mı? Ağlarım. Kutularını yırtmayı sevmiyorum. Diğer kız kardeşinin de kutusu geldiğinde bu şekilde birleştirip kalp yapacaklar. Ve yine Sunshine'ın resmi. Hadi şimdi açalım. Ta-da! Oha, çok güzel bu arada. Ya böyle bu kutu tasarımını o kadar özlemişim ki açmayı. Burada gördüğünüz gibi Sunshine Girl'ın dressing room'u, giyinme odası var. Giydir beni ve kıyafetleri paketten çıkart diyor. Burada kıyafetleri görebilirsiniz. Ta-da-da-da! Oha, çok güzel duruyor. Saç rengi muhteşem. Kutunun burası gördüğünüz gibi plaj biçiminde, böyle rahatlama alanı gibi yapılmış. Çok güzel. Burada ise ayna var. Bunu çıkartabilirsiniz. Yanından bu şekilde talimat kağıdı çıkıyor. Bebeğimizin yanından sarı bir LOLOMG yazılı tarak çıkıyor. Ama bu bebekte kullanamazsınız. Nedenini açıklayacağım. Şeffaf pembe bir tutacak çıkıyor. Ayrıyeten bir tane ekstra bel aparatımız var. Sarı pembe bir ayakkabı kutumuz var. Aşırı tatlı ve çok özlemişim bu ayakkabı kutularını. Burası roller skates diyor. Bunlar bir gökkuşağı kaykayı. Ve burada diyor ki sunshine lover. Güneş ışığı aşığı. İnanmıyorum. Bir çift çok tatlı paten çıktı. Renklerine bakar mısınız? Ayrıyeten güneş ışığı desenli bir kağıdımız var ve bunları biliyorsunuz ki saklıyoruz. Kapağı mor, yanları pembe bir şekilde aksesuar kutumuz var. Ekstra fazladan bir bel aparatı çıktı. Bir tane pembe choker kolye, bir çift halka küpe ve bir adet güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü çok güzel, şeffaf. Burası metalik yapılmış ve göz kısımları gördüğünüz gibi dalgalı gidiyor. Mordan pembeye aşırı güzel duruyor. Ayrıca bu şekilde BFF günlüğü var sarı renginde.
İçini açtığınız zaman burada Sunshine Girl'ın Taurus, yani boğa burcu olduğunu görebiliyorsunuz. Ve burada diyor ki güneş yön gösterici olsun, sen de ışığını parlatmana izin ver diyor. Kendisi böyle Tumblr Girl tarzı ve arkası da böyle. Yanından bu şekilde gökkuşağı dalgalı ve üstünde kot deseni bulunan bir kıyafet paketi çıkıyor. Aşırı güzel bir kıyafet paketi. Oha, çok güzel bir pantolon çıktı. Şeffaf mavi askılığımız var. Ve sahte plastik göğüs. Bu şekilde hippie dalgalı gibi giden gökkuşağı, hatta pastel tonlarında bir kıyafet paketimiz var. İnanmıyorum, içinden çok tatlı polar bir ceket çıktı. Ve yeşil askılığımız var. Ayrıca bir tane BB Boutique sürpriz paketimiz var. Televizyon gibi duran bir çantası var. Pembe kulplu, hareket ettirilebilir. Bu kulpu çıkartıp buradan tutturabilirsiniz. Sarı, metalik ve ön tarafta Be Back in 15's BB's diyor. Yani 15'inde ol 80'ler gibisinden. Yani 80'ler havası olan bir bebek. Daha böyle 80'ler 90'larda bir kaykaycı olan bir bebek. Televizyon üzerinde bu şekilde akvaryum desenleri var. Çok tatlı. Bu arada bayağı iyi detaylı boyanmış. Buralar falan fermuar detaylı. Çok iyi. Bebeğimizi giydirmeden önce iç çamaşırlarına bakalım. Tişörtü var, daha doğrusu bluz. Bluzun yaka kısımları bayağı açık, bayağı göğüs dekolteli. Dantelli, gerçek dantel işlemeli. Ön tarafı düğmeli bir şekilde gidiyor ve düğmeleri gördüğünüz gibi parlak, metalik, pembe. Beyazın üzerinde pembe, sarı, yeşil, mavi gibi pastel tonlarında gökkuşağı çizgileri var. Kolları da aynı şekilde. Altında ise aynı desenin bir adet de short iç çamaşırı var. Şortu var. Daha doğrusu iç çamaşırı, tight, short, her şey diyebilirsiniz ama efsane tatlı duruyor takımı. Hadi şimdi kıyafetlerini giydirelim. Miss Sunshine'ı giydirdik. Videoya onu tanıtmaya başlamadan önce kapat. Bundan sonrası tamamıyla kapat. Suratı çok tatlı ve şükürler olsun, uzun zamandan sonra bir OMG'yi açtım ve suratı gerçekten iyi bir baskıyla çıktı. Pembe kaşları çok mat, koyu bir pembe ruju ve pembe farı var, direkt görebilirsiniz. Kulağında bu şekilde ucu topluymuş gibi duran metalik halka küpeleri var. Aynı şekilde burada da öyle. Saç modeli çok yaratıcı ve çok tatlı. Yani bebeğin havasına ve vibe'ına çok iyi uyuyor. Bebeğin saçı yukarıdan gördüğünüz gibi bu şekilde ikiye toplanmış. Buradan toplanmış bir tane. Buradan bu şekilde yuvarlak yapılıp toplanmış. Ve bu toplar arkadan böyle bırakılmış. Yani bebeğin saçı buradan açtığınız zaman daha fazla saç çıkacak şekilde yapılmış. Tepeden bu şekilde toplanmış. Geri kalan saç ise arkadan bu şekilde salık bırakılmış ve gördüğünüz gibi böyle tostmuş gibi bayağı dalgalı. Bu bebeğin saçını asla tarayamazsınız. Tararsanız dağılır. Yani bayağı kabarır. O yüzden olabildiğince elinizle açmanız lazım. Ama ancak bir sıcak suya batırıp çıkartırsanız bebeğin saçı düzelir, öyle söyleyeyim. Çünkü biraz ben sudan çıkartırken bozdum. Saçında hafif jölelik var. Yani daha doğrusu böyle bir malzeme var. Ancak bunun olması gerekiyor. Çünkü bu saçın sabit durması gerekiyor. Oynandıkça bozulmaması gerekiyor. Bu yüzden bu malzeme olmasını çok iyi anlıyorum. Ayrıca saç kalitesi çok 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 güzel. Ayrıca saçları gördüğünüz gibi ciklet pembesi. Bildiğiniz sakız pembesi renginde. Ayrıca saçın bir tutamı da buradan aynı şekilde salık bırakılmış ve bu da tost gibi, dalgalı gibi gidiyor. Kafasında ise çok tatlı tokaları var. Bu şekilde gerçek birer parlak fırfırlı gibi duran saç tokası var. Büyük saç toplama tokası, sarı renginde ve buralarda bu şekilde kelebek tokaları var. Burada turkuaz, burada açık mavi, burada sarı ve burada da pembe bir tane kelebek tokası var. Bu tokalar iyi ki bebeğin saçına kendileri tutturulmuş bir şekilde çıkıyor. Çünkü ben bu tokaları takmak konusunda çok beceriksizim. Boynunda pembe, ortası kalpli ve kalp ikiye ayrılmış gibi kayışlı duran bir choker tasması var. Çok tatlı. İçindekini zaten tanıtmıştım. Üstünde mint yeşili diyebileceğimiz polar hırkası var. Kapşonlu. Kapşonu kafasına takılmıyor. Bildiğiniz gerçek polar. Burası fermuar detaylı. Burada cep detayı var. Ve burası gördüğünüz gibi gerçek fermuarlı gibi yapılmış. Ve şuna bakar mısınız? Burası hologramik. Ayrıca manşetleri var ve bir tane de burada cebi var. Arkadan ise böyle duruyor. Ya çok tatlı bir polar var üstünde. Gerçek hayatta giyebileceğim bir şey. Altındaki pantolon, bayıldım. Direkt kapat. Aşırı yaratıcı bir pantolon var. Bu kadar yaratıcı bir pantolon beklemiyordum. Gerçekten orijinal bir tasarım bu. Pantolon bebek mavisi renginde. Çizgili. Buralar bu şekilde toplanmış gibi katlanmış. Boru paça.
bildiğiniz hatta çan paça şeklinde gidiyor, böyle aşağıya doğru genişliyor. Bel kısmında bu şekilde bir kemer var. Kemerin burası şeffaf ve üstünde gördüğünüz gibi sim detayları var. Ucu pembe ve gerçekten açıp kapanabiliyor. Orta kısımdan itibaren pantolonu tutturmuş. Pantolonun bu üst bacak kısımları açık ve iç çamaşırı görünüyor. Bu detaya bayıldım. Ayrıca şunu da geçmeyeceğim. Burada bir tane de askı detayı yapmışlar. Çok güzel. Ve pantolonun bilekleri katlanmış. Ancak bunlar katlama dikiş, yani açtığınızda çok bir şey değişmiyor. Altında sarı roller chicken'de olduğu gibi birer pateni var. Sarı renginde, topuk kısmı gördüğünüz gibi pastel gökkuşağı şeklinde yapılmış. Alt kısmında pembe tekerlekler var. Ön tarafında mor frenleri var. Altları metalik boyanmış. Ön kısımdaki ipler bile boyanmış. Yani bayağı detaylı bir patenleri var. Ancak patenlerin tekerleri hareket etmiyor. Ayrıyeten mat, koyu pembe ojeleri bulunmakta. Bana biri bu tatlılığı açıklayabilir mi? Çünkü uzun zamandan sonra gördüğüm en tatlı ONG bebeği olabilir mi bu? Bugün sizlere Laura ONG serisinden Sunshine Girl bebeğini tanıttım. Bir şey diyeceğim. Uzun zamandır demiyordum ama kapat. Gerçekten şu an bir kapat bebeği var karşımızda. Çünkü en iyi OMG bebeklerini oynayabilecek, en iyi OMG bebeklerinden bir tanesi olabilecek bir bebek var Sunshine Girl olarak. Kötüleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Kötü hiçbir şeyini görmedim. Surat baskısı, saç kalitesi, her şeyi çok iyi çıktı. Bayıldım. Tasarım olarak, yaratıcılık olarak. Yani OMG gerçekten bu yaratıcılığı, bu tasarımı ve bu konsept çalışmalarını çok iyi beceriyor. O 80'lerde 90'larda pateniyle gün batımına doğru kayan kız havasını, o pastel renklerini bu bebekte çok güzel yansıtmışlar. O yüzden ekstra bayıldım. En iyi OMG bebekler arasına girer mi? Bence girer. Yani zaten OMG bu konuda kendini biraz durdurup bir anda patlatmayı seviyor. Sunshine Girl'de bu patlamalardan bir tanesi. Kesinlikle bayıldım. Şimdi sıra Moonlight'ta. Moonlight tanıtımı ne zaman gelir ama bilmiyorum. Çünkü henüz almadım. Maalesef param yok. Bugün sizlere Sunshine Girl'u tanıttım. Almak istiyorsanız alın. Hatta gönül rahatlığıyla alın. Direkt alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ama kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, video yorum atmayı lütfen unutmayın. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Sunshine Girl'ı da çok seviyorum, o yüzden hoşçakalın. Gökkuşağı kokuyor.